Ben şimdi Burak Hoca'yı alayım ve ilk değerlendirmelerini sorayım. Burak Hocam ne diyorsunuz? Öncelikle dün akşam tarihi bir geceydi. Birkaç açıdan değerlendirdiğimizde bu tür sonucu çıkartmamız da kaçınılmaz oluyor. İlk başta ilk defa bir ülke başka bir ülkeye karşı konvansiyonel bir savaş ilanı olmaksızın konvansiyonel yöntemlerle sürü SİHA saldırısı icra etti. Böyle bir harekat icra etti. Biz bunu özellikle Ukrayna-Rusya savaşında çok sık gördük. Yani tek ele karşı dronların ne kadar etkili olduğunu, FPV dronların ne kadar basit, ucuz ve etkili yöntemler olduğunu çok kez deneyimledik. Zırhlı araçlara karşı bu tür dronların ciddi anlamda verimli sonuçlar ürettiğini gördük. Ama sürü halinde bir drone saldırısı icra etmek, böyle bir harekat tasarlamak, planlamak ilk kez savaş tarihinde İran'a nasip oldu, tırnak içinde söylüyorum bunu. İran bunu aslında çok da başarısız icra etti diyemem. Yani evet, dronların neredeyse tamamı, hatta büyük ihtimalle tamamı İsrail sınırları içerisine girmeden etkisiz hale getirildi, düşürüldü. Seyir füzeleri oldukça etkisiz kaldı. Onların da tamamı önlendi. Büyük bir kısmını İsrail'in sınırları dışında etkisiz hale getirildi. Balistik füzelerle alakalı %7 bence iyi bir sonuç. Gerçekten İsrail gibi bir hava savunma sistemine sahip ülkenin tabii ki dronlarla, seyir füzeleriyle biraz daha satüre edilebilmesi, o sistemlerin doygunluğa etkisi vardır, ama tüm bunları eş zamanlı olarak kontrol etmek, yani İsrail'in hava kuvvetlerini, İsrail hava savunma sistemlerini hangi saat diliminde, hangi dakika aralığında, hangi iç harekatın hangi safhasında ne kadar meşgul edeceğini hesaplayarak 7 tane balistik füze düşürmek basit bir iş değil. Elbette İran'ın işte bu dün akşam sosyal medyada çokça alaya dalındı, gülümsetildi. Gülümseyen şeyler de, paylaşımlar da, gülümseten paylaşımlar da yapıldı. İşte 8-9 saatlik işte şeyde yolculukta neler olabileceğine dair. Hakikaten yani o 1000-1500 kilometrelik mesafeyi insanlar bayram trafiğine kendi araçlarıyla bayram tatillerinde falan alıyorlar. Bu kadar uzun bir süreden bahsedildi. Ama bu harekatı bu kadar uzun süre içerisinde ve teknolojik imkanların da bu kadar kısıtlı olduğu bir ülke tarafından icra edilmesi önemli. Niye önemli? Çünkü bu yeteneklerin terör örgütleri tarafından edinilmesi de aslında çok kolay. Çünkü İran askeri sanayi kompleksi bu tür işte balistik füzeleri, seyir füzeleri ve dronları çok rahat üretebilen bir ülke değil. Ciddi ambargolar nedeniyle işte sivil komponentler, Alibaba'dan aldıkları işte bilgisayarlar olsun, elektronik aletler olsun, bunların kartlarını kullanıyorlar, çiplerini kullanıyorlar. Japonya'dan, Çin'den, Tayvan'dan, Uzak Doğu'dan getirdikleri kameraları kullanıyorlar. Yani tam bir böyle şey, korsan devlet, terör devleti arasında bir formatta bu tür sistemler geliştirip envanter almaya çalışıyorlar ve dün akşam yaptıkları da elbette onlar da farkındalardı. İsrail'in bütün hava savunma sistemini duyurabilecek ve hedeflerin tamamına, hedefledikleri bütün noktaları ateş altına alabileceklerini, onlar da alamayacaklarını onlar da biliyorlardı. Ama 7 tane balistik füzenin düşebilmiş olması, yani 100 küsür yanlış hatırlamıyorsam balistik füzeden 7'sinin öyle veya böyle doğru ya da yanlış isabet alabilmesi önemli bir gelişme. Bu Şunu birinci aşama. söylüyorlar hocam. Bazı İsrailliler diyorlar ki ya bunu böyle küçümsemeyin. Çünkü bir yandan da İsrail'de tamam hepsi durduruldu. Hadi işte goy goy bak İran'ın da yani işin iki tarafı. İşte İran'ın da bir gücü yokmuş gördün mü deniyor. Fakat öte yandan da şunu söyleyenler var ya kardeşim tamam da Iron Dome'da bir aksama olsa binlerce insan falan ölürdü. Yani buna ha tamam ya ne olacak öyle falan ne olacak deyip geçiştirmemek lazım diyenler de var. Şimdi sadece Iron Dome değil, işte Davut'un sapanı, Iron Dome, Arrow sistemleri var. Arrow 2, 3. Hatta biz dünya tarihinde ilk defa bir şeyin videosunu gördük. Bir balistik füzenin atmosferin dışında etkisiz hale getirdiğini gördük. Arrow 3 füzeleri tarafından, İsrail Doğru. tarafından. Bu çok muazzam bir yeteneğin, insanlar için çok tanıdık gelmeyebilir ama muazzam bir yeteneğin canlı yayında, videoda gösterilmesi demek. Neden muazzam bir yetenek? İsrail kendisine yönelik nükleer başlıklı füzeleri de atmosferin dışında etkisiz hale getirebilecek bir yeteneğe sahip olduğunu göstermiş oldu. Yani İran'ın bu anlamda nükleer programının ne aşamaya vardı, işte ürettiği ya da üretmek üzere olduğu nükleer silahları nasıl intikal ettireceği, hasımların hedefleri nasıl yönlendireceği ayrı bir tartışma konusu. Dünkü açıklamalarında hipersonik füzelerle kullandıklarından bahsettiler ama o mesafede, yani İran'dan İsrail arasındaki şu mesafede hipersonik füzelerin
kat etmesi gereken mesafe, süre zamanı içerisinde çok daha kısa olmalıydı. Yani aslında İran hipersonik olduğunu iddia ettiği füzelere sahip olmadığını da göstermiş oldu bu anlamda. Evet, bu bir efsaneydi. Bir şeyi arada söyleyeyim. Hipersonik füze sahip olmak niye önemli? Hangi ülkelerin hipersonik füzesi var? Bildiğimiz kadarıyla ABD, Rusya ve Çin'in bu tür hipersonik füzeleri var. Avrupa ülkeleri işte Fransa keza ve İngiltere'de bazı programlara dahil olduğuna dair iddialar var. Ama hipersonik füzelerin alameti farikası şurada. Hipersonik füzeleri Amerikan, Rus, Çin mevcut hali hazırda bildiğimiz hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirmek, önlemek çok çok zor. Hızları nedeniyle hava savunma sistemlerinin önleme kabiliyetleri, algoritmaları bu tür mühimmatlara karşı tam bir cevap veremiyor. Yani İran'ın elinde gerçekten hipersonik füzeler olsaydı ya da İran dün akşam gerçekten hipersonik füze fırlatmış olsaydı, bu tür bir harekatın kapsamı içerisinde değerlendirmiş olsaydı, İsrail'de daha fazla noktanın daha büyük isabetle hedef ateş altına alındığını görebilirdik. Yani hipersonik füze iddiaları doğru değilmiş. En azından İran'ın elinde varsa da kullanmamış. Diğer yandan şunu da konuşmak gerekiyor. Dün akşamki İsrail'in hava savunma harekatının maliyeti, İsrail'e bir gecelik maliyeti 1,5 milyar dolar. Bunu 10 gece yaptığınızı düşünün. 10 gece İsrail'in dün geceki gibi bir hava savunma harekatı icra etmesinin maliyeti Türkiye'nin yıllık savunma bütçesi kadar bir para. Yani çok ciddi bir miktar bu. Bir de Burak Hocam şeyi görmedik mi mesela Ukrayna Savaşı'nda da Rusya gayet ucuz bu aynı Şahit şeylerini, dronlarını sabah akşam yolluya. Ukrayna'nın işte Amerika'dan, Almanya'dan aldığı gayet pahalı savunma sistemlerini yormasını sağladı aslında. Hı hı. Bu mühimmatta kısıtlı işte aslında Amerikan savaş endüstrisi diyoruz. Aslında onlar da tembelleşmiş yani bir noktadan sonra ya işte mühimmat bitti yok ki noktasına geliniyor. Yani gayet ucuz dronlarla hava savunma sistemlerini yorabiliyorsunuz. Hem işin maliyet tarafı var hem de bir noktadan sonra söz konusu mühimmat o kadar hızlı üretilemediği için garip bir durum ortaya çıkıyor. Şöyle belki de insanlığın talihine bir durum. Savaş sistemleri, askeri sistemler, teçhizatlar, mühimmatlar öyle komplike ve pahalı hale geldiler ki bunları çok fazla üretip konvansiyonel silah düzeltiyorum savaşlarda böyle bam gün kullanmak, bütün doyuma eriştirmek sürdürülebilir. Hatta mümkün olmayan bir savaş biçimi. Yani siz F-35'lerin, herkesin F-35 minvalinde bir uçak kullandığı bir dünya tahayyül ettin ya da herkesin işte Leopard ya da Abrams ya da Leclerc ya da Challenger gibi tanklar kullandığını ya da işte Altay'dır, K2'dir böyle tanklar kullandığı bir dünya tahayyül ettin. Herkesin işte Arleigh Burke tarzı gemiler kullandığını tahayyül ettin işte Japonya'sından, Çin'ine, Amerika'sından, Almanya'sına kadar. Bu tür bir teçhizat çeşitliliği içerisinde, çeşitlilik derken yetenekleri ve maliyeti içerisinde birbiriyle savaştırdığınızda çok kısa süre içerisinde elinizdeki askeri ana platformlarının büyük bir kısmını kaybedebilirsiniz ve bunların maliyeti yüzlerce milyar doları bulur. Yani bir Fransız fregatinin Kızıldeniz'deki görevini tamamladığında yaklaşık 6 tane drone, 6 tane balistik füze düşürmüştü. Yani 2 haneli bile değildi ve mühimmatların tamamını, gemideki bütün mühimmatların tamamını harcamıştı. Bu da 50-60 milyon dolarlık bir maliyet. 10 tane fregatinizle böyle bir harekat icra ettiğinizde totalde belki 50-60 tane drone düşürmek için, yani İran'ın dün akşam gönderdiğinin yarısı kadar drone'u ve balistik füzeyi düşürmek için 500-600 milyon dolar para harcayacaksınız. Bunları destekleyen lojistik gemilerine ihtiyaç duyacaksınız. İnanılmaz büyük sorunlar bunlar. Bu şekilde modern bir savaş sahasını tasarlayabilmek, yönetebilmek, komuta kontrol sistemleri geliştirmek mümkün değil. Böyle bir ekonomi yok dünyada. Böyle bir para yok. Bunu karşılayabilecek ABD, Çin dışında ki onlar da kısıtlı olarak başka bir ülke yok. Bu durumda bütün dünyadaki ülkelerin dün akşam itibariyle eğer ders çıkartırlarsa hesaplamaları gereken başka bir şey daha var. Biz böyle bir konvansiyonel savaşa hazır değiliz. Fransa'da, Güney Kore'de, Güney Afrika'da, Brezilya'da aklınız hangi ülke geliyorsa bizim Çin ya da Amerika dışında Çin veya Amerika'dan birisini kendimize stratejik müttefik olarak seçmemiz gerekiyor. Öyle bir aşamaya geldik. Öyle güvensiz bir ortamda bulunuyoruz diye bir tercih yapmak zorunda kalacaklar. Üçüncü mesele de şu benim çok daha önemsediğim. Bunu birçok yorumcu söyledi, bahsetti. Artık İran vekillerinin de ne kadar kaldığı, vekalet savaşlarından çok fazla atıf yapılıyor.
vekili kaldı mı kalmadı mı, kapasiteleri kaldı mı kalmadı mı, bu da ayrı bir tartışma konusu. Ama İsrail'le doğrudan resmi olarak faili kendisinin olduğu, kendi topraklarından başlatılan bir askeri harekat icra etmeye cesaret bulabilmesi. Bu şu anlama geliyor. Bundan sonrasında geleceğimiz düne göre daha karanlık. Yani İran, evet işte proxy işte savaşlar, vekil savaşlar sanki bilinmiyor. Yani bunlar İran bağlantılı, İsrail bağlantılı, Amerikan, Rus, Türk bağlantılı gruplar olduğu bilinmiyormuş gibi. Ya vekil savaşları bir şey olmaz. Bu iki ülke arasında doğrudan bir konvansiyonel savaş başlatmaya yetmez deniliyordu. Büyükelçilik vurmak, konsolosluk vurmak, askeri misyonlar dışındaki sivil misyonları vurmak bir savaş başlatmaya yetmez deniliyordu. O iki ülkenin doğrudan karşı karşıya gelmesi gerekiyor deniliyordu. Dün akşam iki ülke doğrudan karşı karşıya geldi ve bunu açık olarak yaptılar. Savaş ilanı olmaksızın yaptılar ki savaş ilanı olmadan bu tür harekatlara girişmek Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı harekatın bir benzeri oldu. Yani uluslararası hukukun, savaş hukukunun, usullerin, kanun ve düzen bazlı uluslararası hukukun bütün nüvelerinin, bütün kırıntılarının da ortadan kalktığı ve işte sivillerin çok rahatlıkla hedef olunabildiği, savaş ilanı olmaksızın herhangi bir işte BM'nin 51. maddesine çok fazla atıf var ama bunun da şartları tam sağlanmadan insanların, düzeltiyorum, devletlerin, hükümetlerin kendi fantazileri ve iktidar kavgaları uğruna çok rahatlıkla savaş başlatabildikleri bir sürece girdik. Şimdi Çehov hep der ya, duvarda tüfek varsa patlar diye. Çok fazla silah üretildi, çok fazla silah var. Evet, bu silahlarla bir savaş, konvansiyonel savaş icra etmek mümkün değil bu savaşlar üzerinden. Bir hafta, 10 gün, 15 gün içerisinde bu silahlar yerlerini başka sistemlere bırakmak zorunda. Çünkü çok pahalılar ve çok gelişmişler. Yerlerine yenilerinin koyulması çok kolay değil. Çünkü hani deterrent, yani yıldırıcı olarak geliştirilmiş sistemler bunlar. Evet. Abi bizim elimizde bu sistem var abi, bak ha bu sistem var de kimse bize saldırmaz. Fakat işte alternatif alternatifini getiriyor. O zaman senin pahalı sistemini de en azından yoracak. Ben de ucuz işte X dronlarını geliştiririm. Sana öyle sağlarım. Bu sefer karşılık birbirini tüketme savaşına doğru gidiyor. Yeni yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Ama herhalde dünya zaten Ukrayna Savaşı'ndan sonra şöyle de değişecek diyorduk ya. Mesela burada Buse Hanım yazmış. Doğru söylüyor aslında ama keşke savunma sanayine bu kadar yatırım yapacağını ülkeler insanların, toplumların gelişimine, ihtiyaçlarına yapsalar diye. Şimdi Avrupa yaptı uzun yıllar. Askerliği de kaldırdı. Ya boş verin artık, hani soğuk savaş da bitti, savaşlar dönemi bitti. Biz işimize bakalım, Rusya'dan da ucuza gaz alalım ama silaha milaha şey yapacağımıza ne bileyim. İşte okuyalım, gelişelim, Ar-Ge, yiyelim, içelim, gezelim falan diye. O proje olmadı, patladı. Bilmiyorum, bir gün günün birinde bütün ülkeler eğer demokrasi olur ise, işte daha hesap verilebilir sistemler dünyanın dört bir yanında kurulursa belki öyle bir şeyden bahsederiz ama şu anda bunu tam aksi bir döneme giriyoruz gibi görülüyor. Şöyle bir hesapla bu senenin tezini, dileğini, umduğu şeyi destekleyelim. Şimdi Amerikan savunma bütçesi yıllık 800 küsur milyar dolarlık bir bütçe. Bu bütçeye dahil olmayan farklı harcama kalemleri var. Mesela Amerika'nın nükleer silahlarının bakım ve idamesi Amerika'da Enerji Bakanlığı tarafından yapılır. Hiçbir askeri niteliği olmayan bir bakanlık komuta kademesinde, yönetim kademesi, idari mekanizmalarında. Ama bu bakımın yıllık maliyeti 50-60 milyar dolardır ve Amerikan Enerji Bakanlığı'nın bütçesinin yaklaşık %70'in %80'ini bu nükleer silahların bakımı oluşturur. Bu sadece Amerika için bir örnek ve sadece nükleer silahlar için bir örnek. Uçaklar, gemiler, diğer sistemlerin bakımlarını oluşturduğu maliyet de korkunç boyutta. Bunu bütün dünya çeperinde düşünün ve size şöyle bir örnek de bulayım. Sadece Amerika'nın nükleer silahlarının yıllık bakım maliyeti Afrika'daki kıtanın tamamındaki açlığı, susuzluğu sonsuza kadar kalıcı olarak ortadan kaldırabilir. Bir yıl, sadece bir yıl. Amerika nükleer silahlarına sadece bir yıl bakım yapmazsa tasarruf edilecek parayla Afrika kıtasının açlık, kıtlık, susuzluk problemi sonsuza kadar çözülebilir. Ya da evet, ama onun için de şuna güvenmesi gerekiyor. İşte bunu şeyde gördük, yani Sovyetler dağılırken hatırlayın. Ukrayna Gorbaçov üzerinden yürüyen, işte Ukrayna bütün nükleer silahları kendi toprakları içerisinde. Kazakistan da öyle. Rusya'ya teslim etti falan. Bunun için şunun olması gerekiyor. Şimdi bir tek Amerika'da yok ki nükleer silah. Rusya'da da var. Tabii. Bunu Rusya'nın kullanmayacağının garantisi var mı? Yok. Evet. İşte Rusya için Amerika'da kullanmayacağın garantisi yok. Onun için kimse tamam o zaman boş ver artık biz bunları salalım gitsin demiyor yani. Demeyecekse böyle olduğu sürece. Problem orada. Sadece savaş yoğun gündemli süreçlerden geçtiğimizde işte Türkiye'de olsun, dünyanın geri kalanında olsun, insanlar savaşın bir tarafı ya da savaşın haklısı haksızı varmış gibi düşünmeye daha meyilli oluyorlar. Ya da
çatışmacı ve aşırı milliyetçi, aşırı reaksiyoner duygulara kapılmakta daha eğilim gösteriyorlar. Bu biraz daha propaganda haline getiriyor. Yani Türkiye'de de işte bakın görüyor musunuz İran'ın balistik füzeleri var. Bizim de daha milliyetçi refleksler vermemiz lazım. Savunma sanayini sorgulamamız lazım. Güvenlikçi politikaları asla eleştirmememiz lazım. Bir propagandalar başlayacak bu süreçten sonra. Benimki tabii ki hayalci bir şey ama dünya silahlanma ve birbiriyle savaşma uğruna, birbirlerini katletme uğruna yılda harcadığı parayla kıtlık, sağlık, susuzluk, iklim krizleri, göç krizleri gibi çok büyük, belki insanlığın sonunu getirebilecek olan bütün siyasi, ekonomik, iktisadi, sosyolojik problemleri bir yıl içerisinde aşabilir. Yeteneğimiz var, imkanımız var ama harcadığımız alanlar, bunları kullandığımız alanlar çok korkunç alanlar. Elbette Amerika vazgeçemeyecek, Rusya var, Çin var, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore bile var bu denklemin içerisinde. Tabii ki hayalci ama işte İnsanlara farklı üçüncü bir alternatiften bahsetme zamanı da geldi. Siyasetçilerin de öyle bir çıkış yapma zamanı geldi. Bu yeşiller midir bilmiyorum ama bir şeyler yapmak gerekiyor artık. İrem Öztürk diyor ki arkadaşlarımız İran'da mahsur kaldılar. Havaalanları kapatılmış. Anladığım kadarıyla bir ara açılmıştı sivil hava sahası fakat tekrar bir 24 saat boyunca kapatılmış uçuşlara. Şimdi bu aslında iyi hatırlayacak olursanız Kasım Süleymani Amerika tarafından yani Trump hükümeti tarafından nokta operasyonu öldürüldükten sonra İran'da çeşitli Amerikan üslerini vuruyordu hani ölç almak için. Ve bunların bu esnada bir sivil uçak Ukrayna'ya uçan İran'dan Ukrayna'ya Kanada bağlantılı bir uçak içinde Kanada'da yaşayan çok sayılı İran'da barındırılan bir uçak vurulmuştu. Yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Onun için hava sahasının bir anda kapatılmış olması iyi yani bunlar bilerek veya bilmeyerek vuruyor. Daha sonra öğrendik ki biz ilk gelen bilgiler yani bunun bir yanlışlık falan olduğu yönündeydi. Yalnız daha sonra o zamanlar reformist Cumhurbaşkanı Ruhani vardı. Anladığımız kadarıyla bunun sivil bir uçak olduğunu hemen sonra anlamış devrim muhafızları. Ya da belki bir noktada bilerek vurdular orasını bilmiyorum. Fakat bunu Ruhani'den saklamışlar örneğin reformistler iktidardan düştükten sonra ortaya çıkan detaylardan bir tanesi. Onun için bir yerde bu hava sahalarının sivil uçuşların durdurulmuş olması iyi. Boş verin arkadaşlarınız 2-3 gün daha İran'da kalsın. Allah korusun. Bak yerine diyeyim. Adem Bey'in şöyle bir sorusu var. İsrail'in bu maliyetlerle savunma sistemlerini sürdürülebilir kılınması mümkün mü diye. Yani hesabı zaten Amerikan vergi mükellefleri büyük ölçüde ödediği için İsrail'in burada hesap kitap yaparken önceliği finansal ya da mali sorunlar değil. Zaten yardım geliyor. Şöyle düşünün. İsrail'in elindeki F-35 filolarının harekat kapasitesi, harekat süresi 6 katına çıktı son geçtiğimiz 6 ayda ve bunu sürdürebilmek için dünya üzerinde ne kadar F-35 kullanıcısı varsa elindeki bütün yedek parçaları, bütün işte sarf malzemelerini İsrail'e gönderdi ki İsrail bunu bu şekilde harbi hazır tutabilsin ki İsrail de hakkını verdi ve %80'in 85'in üzerinde F-35 filolarını harbi hazır tutabildiği bu inanılmaz bir rakam. Yani %85 bir dünya üzerinde çok az platformun, çok az ülkenin elindeki savaş jetlerine filolarını harbi hazır tutma oranı. Türkiye bile F-16'larla ya da diğer platformlarında bu oranları tamamen ve süreklilik halinde yakalayabilmiş değil. Çok önemli bir rakama tekabül ediyor. Şimdi o yüzden bu işin maliyetini İsrail ne kadar üstlenecek ayrı bir tartışma konusu olacak ama İsrail'e ne kadar süreyle besleyebilecekler, bunun üstlük hatları ne kadar kurabilecekler diye düşünecek olursak bu da elbette kolay değil. Yani bir Husi tehdidi var, Lübnan'da Hizbullah tehdidi var. Bu gemilerin korunması, bu gemilerin korunmasının maliyeti de İsrail'in destekçilerine, tedarikçilerine ciddi bir maliyet ve güçlük oluşturuyor. Yani sadece İsrail'in bu işi mali finanse edebilmesi, mali açıdan sürdürülebilir halde tutması değil. İsrail destekleyen ülkelerin de bu meseleyi ne kadar sürdürülebilecekleri ayrı bir tartışma konusu haline geliyor. Burada şunu soracağız. İran ne kadar süreyle İsrail'i bu şekilde vurabilir? İsrail ve müttefikleri buna ne kadar sürede karşı koyabilir ya da cevap verebilir? Ne kadar karşılık verebilir? Burada beklenenin aksine, bilinenin aksine İran ne kadar kötü durumda olursa olsun o korsan işte terör odaklı yöntemleri bir terör devleti haline gelmiş olması itibariyle işte Türkiye'nin terörle belasını, mücadelesini düşünün. 40-50 yıldır devam ediyor. Ne kadar Türkiye bu işle alakalı yatırım yaparsa yapsın, ne kadar para harcarsa harcasın terörü tamamen bitirmek mümkün olmuyor. Bir devlet olarak da İran terör rejiminin tamamıyla etkisiz hale getirilmesi de o kadar kolay olmayacaktır. İsrail'in belli noktalarda zorlanacağı ya da bu zamana kadar kullandığı metotları gözden geçirmesine sebep olabileceği aşamalar gelecektir diye düşünüyorum ben o yüzden.
Doğru, haklısınız. Mesela bu Ukrayna Savaşı'nın ilk başlarında da ne derler? Misilleri, Javelin füzeleri çok kullanılmıştır Rusya'ya karşı. Ve hatta böyle işte Saint Javelin falan diye bir işte kahramanlık grafitileri falan yapıldı Javelin'lerle ilgili. Fakat bir noktada bitti Javelin'ler ve galiba üretimi 2 yıl kadar sürüyormuş. Amerika'nın elinde yok yani, hepsini vermiş. Daha yolla dediği zaman Javelin yok yani, bu kadar üretmişiz. Kıta Türkiye'den üretilmiyor alabilirler. çünkü. Nasıl? Türkiye'den muadil ürünler alabilirler ama burada da yine Türkiye'ye gireceğiz ne yazık ki biraz. Türkiye aslında Javelin'e benzer muadil hatta daha üstün yeteneklere sahip mühimmatlar, sistemler geliştirdi ve daha ucuza. Ama problemimiz şu, bunları seri üretime yeterince bize ve müttefiklerimize yetecek kadar üretim kapasitemiz yok. Yani böyle bir istihdam alanı yaratılabilseydi, böyle bir ekonomik planlama yapılabilseydi, Türkiye şu anki ihracat rakamlarının çok üstüne çıkabileceği bir dönemde bunun avantajını sağlayabilirdi. Türkiye ile alakalı, Türkiye'nin de dün akşamdan çıkarması gereken çok ders var. Yani İsrail'in hava savunma sistemi bile balistik füzeleri %7 hata payıyla önleyebilmişken %5-6-7 oranında Türkiye'nin böyle bir hava savunma sistemi yok ve İran hemen doğusunda. Yani hiç öyle bir uzak İran, Suriye ve Irak'ı, Ürdün'ü geçmek zorunda değil yani doğrudan Türkiye ile kara komşusu ve Türkiye ile girişebileceği herhangi bir askeri hareketlikte bu balistik füzelerin vurabileceği çok fazla hedef var. Barajlar var, limanlar var, askeri tesisler var, stratejik tesisler var. Türkiye'nin önemli sanayi altyapı kuruluşları, önemli işte yollar, lojistik hatlarını vurabilir ve bunları koruyacak yeterli hava savunma sistemimiz, antibalistik füze kabiliyetlerimiz yok. Sınırlı. Bu iş S-400'e de değil şu anda. Siper ve Hisar ailesi de henüz bu yeteneklere sahip değil. Bizim geciktiğimiz 15 yıllık bir sorunumuz var ve şu an bu sorun kapımızda bağırmaya devam ediyor. İlk çıkaracak derslerden biri bu olmalı en azından diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Burak Hocam. Sağ olun.